Merhabalar, hoş geldiniz Habere Doğru programımıza. Bugün 12 Ocak Cuma saatte 4'ü 2 geçiyor 16.02. Hoş geldiniz. Haftanın son günündeyiz. Cuma günündeyiz. Bugün Cuma gününde olmamız neden? Cuma gününde olduğumuzu söyleyelim. Niçin? Çünkü Cuma günü biliyorsunuz her zaman bizim ee, şöyle geriye çekilip baktığımız bir gün, bugün de o gün zaten Tayfun Hoca bizimle birlikte olacak antropolog, yazar, e, profesör, doktor Tayfun Otay. Birazdan bizimle birlikte olacak. Haftaya bakacağız. Ee, hafta sonunda neler olacak onu konuşacağız çünkü hafta sonu önemli. Biraz önce Özgür Özel Akisar'da yaptığı konuşmada da üstüne basa basa söyledi. 14 Ocak yani Pazar günü saat 13'te Tandoğan Meydanında halk artık yeter seslerini bir şekilde duyuracak, dışarıya çıkacak, sokağa çıkacak, tam doğan meydanından haykıracak. Sahip çıkıyoruz diyecek. Neye? Cumhuriyet'e, demokrasiye, adalete sahip çıkıyoruz diye bağıracak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı bugün parti liderlerine de gitti sivil toplum kuruluşlarına da gitti, duyuruldu. Ve dolayısıyla artık 14 Ocak'ta yapılacak olan saat 13'teki mitinge herkesi bekliyoruz. Biz de orada olacağız Tele1 ekibi olarak. Merdan Yanardağ İstanbul'dan geliyor özellikle bu miting için. Konuklarımız olacak, bu konuyu konuşacağız. Aslında Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız. ...geleceğine sahip çıkmak gerektiği üzerinde sohbet edeceğiz, konuşacağız konuklarımızla. Çünkü e, olağanüstü durumların olağanüstü tepkiler gerektirdiğini söyledi Özgür Özel. Gerçekten de şu anda yaşadığımız durum olağanüstü bir durum. Anayasayı takmıyor, yasaları takmıyor. Kendi istediğine yönelik bütün kararları aldırtabiliyor. Çünkü kurumları bu şekilde oluşturdu kurumlar onun sözlerine göre hareket etmek durumunda, onun talimatlarına göre hareket etmek durumunda kalıyor. Aksi takdirde ya görevlerinden alınıyorlar ya bambaşka yerlere sürülüyorlar. Görevden el, el çektiriliyorlar. Dolayısıyla artık Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülke değil. Demokrasiyle yönetilen bir ülke olmadığı için de bizler demokrasimize sahip çıkmak zorundayız. 14 Ocak Pazar günü Tandoğan Meydanında saat 13'te Türkiye'nin neresinde olursanız olun mutlaka gelin hep beraber orada haykıralım ülkemizin geleceğine sahip çıkalım bunu önemsiyoruz bunu bir kez daha söyleyin dedik efendim bu hafta biliyorsunuz bol bol konuşulan konulardan birisi Cumhuriyet Halk Partisinin adayları 240 aday daha tespit edildi. Gecenin saat birlerine kadar süren bir toplantıydı. Hatırlayacaksınız o toplantı. Perşembe günü yapıldı ve sonunda da 240 aday belirlendi. Tartışılanlar oldu, konuşulanlar oldu, bol bol. Bugün Tayfun Atay Hocayla bu konuya da değineceğiz. Özellikle bu konuyu da konuşmak istiyorum çünkü hani. E, bir adayın belirlenmesi için nasıl yöntemler uygulanıyor başından beri zaten söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yöntem bir şekilde işlemeye başladı. Ama tartışılan adaylar da var. Mesela Hatay ...Yükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın durumu gibi. İşte bunu da konuşacağız. Acaba alternatifimiz yoktu dedi Özgür Özel. Gerçi alternatifi yok muydu? Yapılan dört ölçümde Lütfi Savaş'ın ismi mi öne çıktı? Bunu da konuşacağız tabii. Aynı zamanda Yılmaz Büyükerşen'i konuşacağız. Erdal Beşikçioğlu'nu konuşacağız. Bütün bunlar tabii öne çıkan adaylarla ilgili bazı görüşlerimizi dile getireceğiz. Çünkü bu konu önemli konuşacağımız konulardan birisi bu. Peki Erdoğan normalde 15 Ocak'ta yayınlayacaktı listesini, aday listesini. Yani AKP'nin adaylarının 15 Ocak'ta yayınlanacağını biliyorduk ama 14 Ocak'ta miting olunca pazar gününe çeki verdik dedi bu, bu açıklamayı. Ama bugün Cumhuriyet Gazetesi liste listeyle ilgili biraz bilgi verdi. O bilgiye göre Ankara'da Turgut Altınon olduğunu görüyoruz. İzmir'de Hamza'da Bolu'da ise Veysel Tiryaki olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar 15 Ocak'ta açıklayacağı aday listesi dedi ama sabah tabii biz böyle zannediyoruz ama 14 Ocak'a çektiği anlaşılıyor. Az önce Özgür Özel de Akhisar'da yaptığı konuşmada eğer adaylarını pazar günü açıklayacaklarsa bu bir saygısızlıktır diye de ifade etti. Onu da hatırlayalım. Tabii bu arada ittifaklar konuşuluyor. Yeniden Refah Partisi'nin durumu, Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici mesela Sivas'ı istiyor. Sivas'ı bize versinler ki Seçmenlerimiz biraz motive olsun diye bir açıklama yaptı Mustafa Destici ama yeniden Refah Partisi de köprüleri attığını gösteren bazı açıklamalar var. Çünkü Erdoğan bizi arka bahçesi gibi görmeye çalıştı. Kanal İstanbul beka sorunumuzdur bu sebep bile Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmaması için yeterlidir. Bizim tabanımızda AKP'yi istemiyor, biz AKP'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Murat Kurum'un adaylığında Emine Erdoğan etkisi oldu. AKP aday bile bulamıyor diyor. Bunu kim söylüyor? Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal. Doğan Aydal aynı zamanda Murat Kurum'a karşı çıkarken İmamoğlu'na da destek verdi bir anlamda. Gerçi kendi adaylarını çıkarma ihtimali çok büyük. Ee, yeniden Refah Partisi'nin ee, bunun da Erbakan'ın damadı hatta kızlarından biri olabileceği söyleniyor. Sonuçta böyle bir Erbakan soyadını taşıyan birisinin de böyle bir e, e, adaylığını söz konusu olabileceği anlaşılıyor. Doğan Aydal'ın ile söylediklerine de şöyle bir bakalım. E, Doğan Aydal diyor ki, yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İmamoğlu'nun ellerini kollarını bağlamışsınız. Hadi dövüş diyorsunuz. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptı ve Kanal İstanbul'a karşı çıktı. Bu bile Murat Kurum'un olmaması için yeterlidir dedi. Yani yeniden Refah Partisi köprülerim attı. Tabii alternatifler çok. Bunları konuşacağız tabii ki. Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı ise Sivas'a talip olduğunu açıkladı. ...tabii bunu acaba Erdoğan'la paylaştı mı, paylaşmadı mı bilmiyoruz. Biz tabi bugün aynı zamanda Mustafa Destici'nin köpeklerin itlaf edilmesi gerektiğine yönelik ...açıklamasında konuşacağız. E, Tayfun Atay'la hayvanseverler olarak bu açıklamayı ciddi bir şekilde konuşmamız, tartışmamız lazım. Bir imam hatip mezununun böylesine açıklama yapmış olması da doğrusu ne anlama geliyor? E, bunu Tayfun Atay Hoca'da e, öğrenmeye çalışacağız tabii ki birazdan. E, ve biliyorsunuz e, mecliste bir takım toplantılar oldu, işte nöbet tuttu, adalet nöbetleri tuttu Cumhuriyet Halk Partisi ve daha sonra da olağanüstü toplantıya çağırdı. Neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmaması olması. Peki bir çıkış yolu aranıyor mu bu konuda? Yani aslında dün bir görüşme vardı biliyorsunuz. Erdoğan Bahçeli ile görüştü önce, sonra da e, Numan Kurtulmuş da bir araya geldi Külliye'de. Burada tabii bir... E, Alternatif çözüm arayışı içerisine girdikleri anlaşılıyor. Bugün Nuray Babacan'ın gazete pencerede bir kulis haberi var ki e, hani e, önemli. Önce düşürelim milletvekilliğini sonra e, Can Atalay Anayasa Mahkemesi'ne başvursun. Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak olan kararı hani Enis Berberoğlu ya da Gergerlioğlu da olduğu gibi uygulayalım. Tekrar meclise dönsün gibi bir alternatif yolun arandığı ya da bir çıkış yolunun arandığı bu sorunun bir şekilde çözülmesi gerekir diyen Nurman Kurtulmuş'un acaba böyle bir yoldan böyle bir yöntemden mi bahsedip bahsetmediği konusu da önemli bu konuyu da konuşacağız bugün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday tartışmalarına geri döneceğim. Çünkü onunla başlayacağız Tayfun Atay Hoca'yla. Ve aynı zamanda tabii 14 Ocak'ta artık sokağa çıkacak olan vatandaşın o duygularından da söz etmek istiyoruz. İçeride mecliste bir takım sorunlar çözülemiyorsa bunu vatandaşlarla haykırmak ve bunu sokakta dile getirmek gerektiği düşüncelerinden bir tanesi, bir tan bir, birisiyim doğrusu. Bunları konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aday tartışmaları da e, perşembeden bu yana en çok konuştuğumuz e, konuydu. E, bu konular tabii e, hem sosyal medyada hem geri planda konuşuldu ve hem MYK toplantısı hem de parti meclisi toplantısında da konuşulanların kulis bilgilerini aşağı yukarı edindik diyelim. Onları da aktarmaya çalışacağım ben size mümkün olduğunca ama şimdi o aday tartışmalarını bir haber olarak iletelim. Tayfun Atay'la sohbete başlayalım kararlarımız parti tüzüğümüze, parti teamüllerimize, geleneklerine uygun bir şekilde alındı. Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran Cumhuriyet Halk Partisi 242 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın parti meclisi tarafından yeniden aday gösterilmesi gerek yurttaşlarda gerekse siyaset sahnesinde tepkiye yol açtı. Partimizin yetkili kurulları, yetkili organları büyük bir titizlikle Gerekli incelemeleri, değerlendirmeleri e, yaptıktan sonra adaylaşmıştır. E, geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bilindiği üzere Hatay, Türkiye'nin beşte 1'ini yıkan depremlerde en çok zarar gören illerin başında geliyor. Savaş, depremde çöken Rönesans rezidansın yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan müteahhiti hakkında. Kendisi idealist bir insan. Belediye bu işi yapanlar çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz demişti. Sözcüden İsmail Saymaz'a konuşan CHP lideri Özgür Özel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaş tercihinin nedenini alternatifsizlik olarak yorumladı. Kırsaldan acayip oyalıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Ankette kaç kişilere farklı sorular sorduk. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği en çok oy olan aday o oluyor. Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var onu bilmiyorum. Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapmam. 5 birim oy çıkıyorsa 3 birim çıkanı koysan seçimi kesin kaybedeceksin. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüş çıkıyor. <laughs> Öte yandan henüz belirlenemese de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için mevcut başkan Muhittin Böcek ismine de hem parti içinde hem de kamuoyunda büyük tepki var. Muhittin Böcek'in örgütte bir desteği yok ve Antalya'da halk desteği çok. Güçlü. Kendi tabanınızda adayınızı kabul ettirmeniz lazım. 2013'te Antalya'da 300 öğrenci kapasiteli kız yurdunun yönetim kurulunda Bilal Erdoğan'ın da olduğu Türgev'e devredilmesi kararı CHP'li Belediye Meclis Üyesi Songül Başkaya'nın açtığı dava sonucu iptal edilmişti. Ancak 2019'da göreve gelen Böcek Yönetimi bu kararı temyiz ederek yurdun Türgev'de kalmasının önünü açmıştı. 49 yıllığına Türgev'e verilen Antalya Kepez'deki kız öğrenci yurduyla ilgili işlemler daha sonra kamuoyu baskısıyla iptal edildi. Ancak bu bina Türgev'in resmi internet sitesinde hala Türgev Yurdu olarak belirtiliyor ve vakıf orayı kullanmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta yapacağımız partimizli toplantımızda e, gündeme geleceğini düşünüyorum. Öte yandan 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Yılmaz Büyükerşen bir televizyon programında partisinin kendisini aday göstermeme kararını değerlendirdi. Genel başkanla Ankara'da görüştük. Anketlerin sonuçlarında benden memnuniyet 100 üzerinden 80 çıkmış. Fakat demişler ki bu tamam da acaba Eskişehir'de değişim isteniyor mu istenmiyor mu? O da anket. Anket olunca zaten kırıldık. 25 senede eğer partilerimiz bizi tanımıyorsa anketle tanıması kırıcı bir olaydı. Kırıldık, burkulduk biraz. Üzülmedim ama kırıldım daha doğrusu. CHP lideri özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyük Erşen'e teşekkür etti. Özel paylaşımına Yılmaz Hoca'nın bundan sonra bir eli Eskişehir'de bir eli ülkemizdeki tüm sosyal demokrat belediye başkanlarımızın üzerinde olacak. Birlikte çalışmaya ve engin tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz notunu düştü. Evet, Perşembe'den daha doğrusu çarşamba gecesinden bu yana e, konuşulan konular bunlar. Öne çıkan e, belediye başkan adaylarını konuştuk ya da e, işte e, belediye başkan adayının adayı idi, belediye başkanı idi. Şimdi değil. Mesela Yılmaz Büyükşehir'inde konuştuk. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Lütfü Savaş'la başlayalım. Hatay Belediye Başkanı. Şimdi o, bunun ilan edilmesinden bu yana gerçekten de çok büyük tepki olduğunu evet. en azından sosyal medyada görüyoruz. Bize yollanan mesajlardan anlıyoruz. Hatay'la dün bağlantı yaptık bayağı o deprem bölgesinden bir Ayhan Kara oranın önemli bir şahsiyeti sivil toplum kuruluşlarının birinin başında. Ondan birazcık havayı anlamaya çalıştık. Bir tepki var. Evet Tepki var ama işte açıklamada ortada. Özgür Özel diyor ki yani yoklama Artan yaptık. Şey. <laughs> yoklama yaptık. Yoklama sonucunda bu isim çıkıyor diyor. E, o zaman e, ve işte diyor 5 alıyorsa Üç almayı göze alamam diyor. Yani siyaset böyle bir şey. Söylenecek sözler e, muhalefet açısından tabii ki e, zor durumda bırakıcı olur. Yani sonuçta işte siyaset her yerde siyaset. Evet. Sonuçta iktidar ne yapıyorsa muhalefette onu yapıyor demek evet. e, söz konusu. E Şimdi deprem döneminde bu kadar can yandı ve buna bağlı olarak bu isim bu kadar... ...büyük bir olumsuzluk değil mi... ...kamuoyunda yarattı. CHP açısından da hani bunun... ...sonuçta bir kredi kaybına... ...yol açması... ...o süreçte söz konusuydu. Yani o genel seçim sürecine... ...baktığımızda hani Hatay'dan... ...beklenenin bulunamaması... ...falan bütün bunlar... ...üzerinden de bir değerlendirme... ...yapılabilir aslına bakılırsa... ...ama onun yerine işte... ...şimdi kamuoyu yoklaması yaptığını söylüyor... 4 CHP Genel Başkanı evet dört defa yaptık diyor bu bu isim çıkıyor diyor başka yerlerde benzeri kamuoyu yoklamaları ne kadar yapılıyor ne kadar uyuluyor ya da işte genel merkeze yakın isimler nasıl öneriliyorlar öyle tartışmalar da var bir yandan tabii kaybedildiği takdirde Antakya bunun vebali daha ağır olacak yani diyor ki bir taraftan hani çok kesin kazanma durumu da yok ama işte elimizdeki tablo da bu. E ondan sonra eğer kaybedilirse elbette bunun vebali bu yönetime çıkar. Yani Hatay açısından, Antarkya açısından. E, vebali bu yönetime çıkar. Şimdi tabii lütfi Savaş ismi e, niçin e, ön plandaydı? Çünkü sağ kesimlerden de oy alan birisi. O bölgede sağdan da oy almanın gerekliliğini e, düşünüyor Cumhuriyet Halk Partiliği yetkililer. Aynı şekilde Antalya'da geçerli, Antalya için de geçerli o. O, o zaman da konuş, şunu soracaksınız. Hı hı. E, o seçim sürecinde daha doğrusu deprem olduktan sonra o dönemki genel başkanın çıkışlarını hatırlayalım. Ve o çıkışlarda iktidara yönelik söylediklerini hatırlayalım. Yani son derece ilkeli bir duruş içerisinde hareket ettiklerini söylüyordu kendisi. Ve o süreçte de işte depremin hani herhangi bir şekilde can kaybının siyasete mal edilemeyeceğini söylüyordu. Şimdi o perspektiften baktığınız zaman Lütfü Savaş ne olarak yazılı? Türkiye'nin tarihinde bugün yaşanan depremin 6 Şubat depreminin yarattığı can kaybının önde gelen sorumlusu öyle yazılı değil mi tarihte? Evet. Şimdi siz seçime girerken genel seç şimdi hep diyecekler ki e, o, yani muhalefete muha muhalefet, muhalefet ediyorlar Yok, ama yani gayet e, hani, bir, bir isteneni söylemek e, durumunda olmak da e, çok doğru ya da erdemli bir şey olmaz. Bir taraftan e, o dönemde işte e, depremden dolayı yanlışları vurgulayarak ee, seçime hazırlanıyorsunuz. 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyorsunuz. Bugün e, işte o seçim kaybedilmiş, genel başkan değişmiş. E, köprülerin altından sular akmış da akmış. Dönüyorsunuz, geliyorsunuz e, işte Antakya'da. O depremin sorumlusu olarak kaydedilen şahsiyeti muhalefet olarak tekrar daha gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki başka bir alternatif çıkaramadık. Alternatif. baktığımız zaman bu oy alıyor. E demek ki sonuçta siyasette bir reyting işi onu anlıyoruz. O noktada da aslında popüler kültürde, medyada tablo neyse siyasi iklimde de tablo o gözüküyor tabii. Evet. E üzücü tabii. Yani biz dostacı söyler misali sözümüzü evet, sakınmayalım. Tabii ki, tabii. Yandaş medya gibi işte iktidarın her dediğini onaylayan bir perspektifin benzerini burada muhalefetin her yaptığını onaylayan bir pozisyonda sürdürmeyelim. Tabii yanlış yanlış demek ee, lazım. Evet. evet. Mesela İzzet Günay diyor ki herhalde o bölgeden birisi Hatay'da CHP'nin oy deposu olan ilçelerde halk tepkili. AKP'nin kazanmasına bile razılar lütfü savaşın yerine herhalde o kadar değildir ama en azından Tabii, böyle bir kızgınlık doğru, ifadesi öfke gerekiyor. ifadesi beni olarak... en çok üzen yani onu, o bunu... Rönesans Otel mi yani o otelin işte müteahhitle ilgili tavrı belli ki orada akçeli işler var Zeynel Bey evet. yani daha işte bağlantılar deniyor ki işte sağ kesimden de oy alıyor yani inşaat ıı, kapitalizmiyle inşaat endüstrisiyle bağlantılı bir takım süreçler ve ona bağlı olarak güç temerküzü, birikimi, bütün bunlar belli ki orada bu ismi alternatifsiz kılmış evet. muhalefet açısından ee, keşke böyle olmasaydı. Söyleyelim ki 2009-2014 arası AKP'nin belediye başkanlığı yapan bir şahıs. Tamam. tamam, savaş. tamam Daha sonra tamam. E, Sadullah Ergin e, oradan oraya şey koyunca ya, Cumhuriyet Halk geçti. Evet. Geçiyor. Yani bu da bir ayrı o nokta. da yani o da, o da işte şey. siyasetin ne hale geldiğinin, siyasetin aslında bir endüstri haline geldiğinin, siyasetin ideoloji olmaktan çıktığının, siyasetin Ilki olmaktan çıktığının, endüstri olduğunun, ticaret olduğunun bir göstergesi hı hı. bu. Peki, şeye geçelim hocam. Ee, Antalya. Antalya hı. Muhittin böcek açıklanır diyorlardı. Çarşamba gecesi yapılan toplantının sonucunda Antalya'nın bir sonraki bir sonraki toplantıya kaldığı söyleniyor. Orada tabii çeşitli adaylar var. E, Ümit Ünal var mesela, e, Murat Paşa e, Belediye Başkanı e, ve aday adaylarından. Orada e, bir e, alternatif olarak öne, ön plana çıktığını görüyoruz o, o kişinin. Böyle bir durum var. Bir de e, Muhittin Böce tepki var. Bir kere o tepki beraber, destek olarak, işbirliği içerisinde e, seçimlere girerek kazandığı işte o dönemin HDP partisinin tepkisi var. Hı hı. Onlara salon vermediği, randevu vermediğine yönelik tepkiler. İşte Antalya Film Festivali'ndeki tavrı. Hı hı. Az önce haberimizde gösterdik işte hala Türkev Vakfı'na yönelik o yerin yerle ilgili bir tartışma var. Bu itinbörceye yönelik de kamuoyu yoklamalarında çok yüksek düzeyde bir destek olmadığı da anlaşılıyor. Onun yerine rutininin daha fazla ön plana çıktığı hı hı. anlaşılıyor. Ne diyorsunuz oradaki? oradaki ya aynı sanatçı. şeyi söyleyeceğiz ve aynı sıkışıklık içinde olacağız. Yani işte muhalefete muhalefet gibi. Bunlar sonuçta hani çok rahat onaylanabilecek ya da işte görmezden gelinebilecek durumlar değil Zeynel Bey. Yani öyle sıkıştırdınız Mütçü. ki beni şimdi üst üste. Böyle de devam edecek anlaşılan programımız. Biraz şey yapalım mı? Hani hani büyük resim diyoruz ya. Evet. Biraz, esas bir, olarak mesele. Sekiyorum. Bu esas... arada Murat Paşa e, belediye başkanı Ümit Uysal. Ümit Ünal dedim. Ümit özledim. Ünal. E, o, Uysal. Evet. Farklı yerde şimdi yani muhalefetin muhalefetin birlik olarak bu iktidar bloku karşısında yer almasındaki temel kültürel ideolojik kırılmalar hı hı. yani üç ana e, blok var değil mi Seküler CHP bloğu sosyal demokrasi demokratik sol diyelim e, Kürt siyasi hareketi sol, laik ve işte Kürt kimliğine yönelik hassasiyet. Üç, laik Türk milliyetçiliği. Şimdi işte bu üçünü bir arada tutma sıkıntısı seçim sürecinde iktidarın en çok üzerine gittiği ve başarı gösterdiği nokta oldu. Muhittin Böcek diyorsunuz seçime girerken orada Kürt siyasi hareketinin desteğiyle hareket etti. Çünkü Antalya'da o çok ciddi bir potansiyel ve işte oya dönüştüğünde de e sonuçta e, kazandırıyor ama sonrasında seçime girilirken iktidar bunun üzerine gittiği noktada e, işte demek ki o dönemde işte salon vermedi. Gerekli e, demokratik belediye başkanından beklenen tavır içinde olmadı. Bunun iktidar cenahı tarafından kullanılacağını düşündü. Aynı şey sizin altın portakal ırlı vurguladınız. İşte Altın Portakal'da da oldu. Orada da aynı mesele. Yani o e, şeyi e, değil mi? KHK tutuklularıyla evet, evet. kanun hükmü. Kanun, hükmünde, kanun hükmü. Ha, onun yani filmin adı. E, ona yönelik e, tavrının sebebi yine işte e, belli çevrelerden, duyduğu korku ve kaygı. E şimdi böyle olduğu zaman muhalefetin e, bir blok olarak iktidar bloku karşısında yer almasında e, yer almasını imkansız kılan kültürel ideolojik kırılma e, böyle bir görüntü çıkarıyor karşımıza. Ama bunun da insanlarda yarattığı bir etki var tabii. İşte orada Kürt seçmen, Kürt siyasi hareketinden yana oy kullanacak seçmen nasıl hareket edecek? Bir filmi, değil mi? Bir sinema filmini, bir sanat yapıtını değerlendirirken orada işte siyasi motivasyonların, manipülasyonların esiri oldunuz. bütün bunların yarattığı bir rahatsızlık var. Yani ne kadar ilkeli olacağız Zeynal Bey siyaset yaparken ne kadar işte burada bir iktidar var o iktidarı ne pahasına olursa olsun devirelim gibi bir tablo durum içerisinde işte hareket edeceğiz. Ama bu arada da bir yandan bakıyoruz ki ee, muhalefette de belli yerlerde özellikle hani çok rahat muhalefetin oy alabileceği yerlerde de muazzam bir aday borsasının biriktiğini evet, o görüyoruz. Doğru. O da bambaşka bir sorun. O da aslında e, yani meselenin hani iktidarı yerinden etmek mi yoksa muhalefetin garanti olduğu yerlerde e, Maddi manevi ikbal arayışı mı olduğunu, ekonomik arayışlar mı olduğunu bize düşündürüyor. Bir öncesinde milletvekili borsası vardı biliyorsunuz. Şimdi de işte belediye başkanlığı Nedenleri de belli aslında. Olsa... Tabii Muhittin Böcek özelinde e, o vakıflar yani cemaat ve tarikatlarla anılan vakıflara belediyenin yurtlarını verdiğine yönelik de e, geçmişini unutmamak gerekiyor. Bunu da e, bizler haber yaptığımız zaman evet. tepki göstermişti Sonuçta evet. bu bir haber yani sonuçta. Evet. işte haberimizin evet. içerisinde de ayrıntılar vardı. Evet. Peki, eee Eskişehir'i de konuşalım. Sonra Peki. o aday adayları borsasını da konuşalım. O da önemli. <laughs> Eskişehir'de 5 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen gerçekten de bir Vadi şeyin içerisinde Vahan'ın içerisinde bir cennet yarattığını doğru. herkes biliyor. Herkes Avrupalılar bile e, şaşkın bir şekilde o şehri geziyorlar. Ben Avrupalı parlamenterlerle gitmiştim. İnanamadılar o e, böyle bir alanda böylesine güzel bir şehrin olmasına. Çok doğru. E, şimdi görevine e, kendi o e, Genel sekreter devretti diyelim. Ee, Yılmaz Büyükerşen ne düşünüyorsunuz? Vallahi işte kamuoyuna yansıyan üzülmedim ama Kır, kırıldım, kırıldım demiş. Dedi, evet. Yani burada sonuçta hani partinin kararı doğru. Sonuçta hani 86 yaşında. Gençlik bir taraftan isteniyor değil mi? Gençlere yüzünü dönme arzusu var. Şimdi iktidar her yerde biliyorsun o meşhur söz değil mi? İktidar yozlaştırır mutlak iktidar mutlak şekilde yozlaştırır. Yani bu deyimi elbette büyük erşene yönelik işlerle sokmak pek doğru olmaz. Ama öte yandan burada da sonuçta yapıp ettikleri ortada, verdiği emek ortada. E bunun sonucu olarak hani böyle bir noktaya keşke o gelmeseydi diye düşünüyorum ben. Yani e bunu acaba parti içinde e daha e, diyalogla hani şu eski deyişle usuletle ve suhuletle Hı. acaba halletmek Hı. ve ekranların karşısında bunun böyle olmaması, böyle bir final olmamasını ben daha çok Arzu Tezmir, ederdim. Tercih. Hani bu ifade sonuçta kendi gösterdiği bir aday. Ama bu ifade sonuçta kullanılacaktır bir taraftan da. Yani burada parti merkezi eğer dediyse yani çünkü 25 yıl sonuçta hani bunun karşılığı nedir iktidar Cenahında işte mesela Melih Gökçek değil mi Ankara'yı mahveden bir figür olarak değerlendiriyoruz. Biz tabii bu kendi görüşümüz. Yapıp ettikleri ortada. Bunu temellendirebiliriz. Bunun tam tersini yaptı. Büyük Erşen dediğiniz gibi Eskişehir'de bir vaha yarattı Anadolu'nun ortasında. Ama bir noktadan sonra da herhalde yeni Büyük Erşenlere, genç Büyük Erşenlere kendisinin öncülüğünde, kendisinin inisiyatifinde bunun devredilmesinin de planlanması gerekirdi. Yani büyük erşenin yapması gereken şuydu: büyük erşen sonrası dönemi de hazırlamak. Hı. Yani büyük erşen mirasını, büyük erşen eski şehrini, büyük erşen sonrasına da hazırlamak. Çünkü artık bu bu, bu noktadan sonra Eskişehir demek Yılmaz büyük erşen evet. demektir. Hı. Dolayısıyla büyük erşen sonrasını hazırlamak da ona düşen bir sorumluluktu. Şimdi bakıyoruz. Üzülmedim ama kırıldım ifadesi ama sonra kendi e, sevdiği bir insanın aday olduğunu görüyoruz. Başarılı Belli ki orada nereye? parti ve başkanlık gerekli e, çabayı sergilemiş, e, emek vermiş ve e, en azından geçişin daha kırıcı, incitici olmasını, daha incitici, kırıldım dediği için kırıcı, olmuş mu olmuş denebilir ama bir noktada ama hani yüzü gülüyor değil mi evet, evet. devrederken benim kızım gibi dediği bir insana bunu bir parça Hani ben Teşekkür Parti diyorsun. Parti başkanlığından ziyade Sayın belediye başkanının Hani biraz burada daha farklı davranabileceğini düşünüyorum. Evet. E, şimdi tabii Eskişehir biraz önce söylediğiniz gibi Eskişehir demek Yılmaz Büyükerşen demek gerçekten de hiçbir Artık şekilde. Öyle. ve o hizmetlerine devam edecek zaten kendisinin eee adı şey yaptığı, önerdiği kişi göreve geldi. Bir kadın olması tabii ee, yine e, bu anlamda önemli. Güzel. Şey. Çünkü ne olursa olsun, o kadınları bir şekilde e, siyasete çok daha fazla dahil etmek gerekiyor. Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. İşte geldik Tayfun Hocanın konusuna. Hani bir zamanlar böyle evet. ekranlarda, Hı -hı. dizilerde, filmlerde, tiyatrolarda ismini duyduğumuz, bildiğimiz ve Ankaralı olarak özdeşleştirdiğimiz Erdal Beşikçioğlu'nun Etim Mesut Belediye Başkan adayı olması. Ee, ne düşünüyorsunuz? Valla Behzat sorsanız herhalde burada çok çok rahat bir şekilde uzun uzadıya ve coşarak, e, uçarak belki söyleyeceğim sözler olacaktır. E, bu olaya ilişkin e, söylenebilecek olanlarsa belki de daha önceki üç e, isim üzerinde durduk ya. Hı hı. En zoru bu. Yani onu şimdi e, bu arada kamuoyu yoklamalarına söyleyeyim hemen. Ben, yani etime Mesut'ta bir kere 14 Mayıs ve e, 28 Mayıs'ta alınan oylar oldukça yüksek, yüksek. bir Halk Partisi açısından. Dolayısıyla e, Erdal Beşikçioğlu'nun e, e, durumunun çok zor olmadığı belli. Beşikçioğlu da özellikle gençler nezdinde e, ciddi bir şekilde e, e, kendisine destek görecektir ve şimdi, oyları da artırabileceğine elbette, yönelik ama, öngörü var. Ama yani şimdi orada tabii Kılıçdaroğlu'nun aldığı oylarda İyi Parti oyları da var. Tabii, tabii Yani İyi Parti oylarını düşündüğünüz zaman o yüzden Mansur Yavaş'ın hani e, kamuoyuna yansıdı. Şimdi bugün Erdal'ın yaptığı açıklamaya baktığımız zaman biraz bizim ee, dostluğumuz da vardır. Öyle. Ee, elbette. Ben çok yazdım şey için e, Behzat Ç için. E, 2010'dan beri takip ettiğim bir çalışmadır, bir yapıttır ve elbette orada ona can veren, pek çok orada emeği geçen isim vardır ama sonuçta Erdal Beşikçioğlu öyle bir karakter var etti ki Sean Connery'nin James Bond olarak dünyadaki karşılığı neyse Türkiye'de de işte Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç olarak karşılığı odur. Behzat Ç Kurtlar Vadisi'nin antitezidir. Hmm. Behzat elbette protest bir iştir. Behzat elbette muhalif bir iştir. Behzat hem erkekliğin gramerini kullanarak erkek iktidarına karşı bir duruştur. Hem e, polisliğin, bürokrasinin gramerini kullanarak devletin yüceltilmesine, toplum karşısında fetişleştirilmesine bir e, karşı duruştur. Behzatçı hem de İstanbul Dükalığı karşısında Ankara'nın kıyıya itilmişliğine bir karşı çıkıştır. Yani siz de gayet iyi biliyorsunuz. Ankara kökenli gazeteciler, akademisyenler, iş dünyasındaki pek çok insan İstanbul'un 80 sonrası Özal döneminde yükselişiyle birlikte cumhuriyetle özdeş bu şehri terk edip gitmişlerdir. Yollara açık olsun, gitsinler ama giderler. en büyük de Ankara düşmanı onlar kesilmiştir. Dolayısıyla 80 sonrasında Ankara'nın içine düştüğü e, terk edilmişlik, küçümsenmişlik. işte gri resmi alanda devletle özdeştirilmişlik. Ne yazık ki e, 80 sonrasında e, has Ankaralıların da çok büyük payı bulunan bir süreçtir. Şimdi böyle bir dönemde 2010 yılından itibaren bir Ankara polisiyesi olarak çıkması e, Behzat Ç'nin e, Ankara'nın da kaybettiği o e, değeri Büyük ölçüde muazzam bir sanatsal yetkinliğin eşliğinde, edebi yetkinliğin eşliğinde, eşliğinde edebiyatı dizi filmi formatına taşıyarak bize sunulmuştur. Bunlar çok değerlidir ve bak şimdi dedim ya sana hani Behzatçı'ya konuşsak nasıl coşarım evet, uçarım evet, evet. biraz öyle oldu <laughs> ama... Bunu çok uzatmayayım, bunu çok uzatabiliriz. Çok büyük bir katkı vermiştir. Yani erkek iktidarına karşı bir katkıdır. İşte devlet fetişizmine karşı, statikoculuğa karşı bir katkıdır. Sonuçta Kurtlar Vadisi nedir? Statikonun yüceltilmesidir. Ç nedir? Statikoya ne ayaksın la sen? Çeken bir Angaralı sesidir. Angaralı şimdi, olduğunu söylediler. Mesele şimdi. şu ki, <laughs> ...Eti Mesut, siz de vurguladınız, ee, bir, bir Ankara polisiyesi, bir Ankara belediyesine e, dönüşebilir mi? E, gönlümüz istiyor ki dönüşsün ama e, şimdi orada biraz tabii risk var. Yani bence e, Eti bıçak sırtı. Yani orada sonuçta MHP'li bir belediye var... Şeye gidilirken elbette altılı masanın yarattığı etkiyle İstanbul'da da pek çok yerde biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun oyu daha yüksek çıktı. Şimdi bu noktada bir popülist arayış aslında burada söz konusu. Beşikçioğlu bugün açıklama yaptı. İşte kendisiyle görüşüldüğünü, konuşulduğunu ve ikna edildiğini söyledi. Yani konuşmasını dinledim. Hayırlı olsun diyorum bir, kena, bir yandan ama bir yandan da hani <laughs> orada hani Etimeskut'taki parti örgütünün e, tavrı ne olur ne olmaz onu bir e, biraz herhalde onun üzerine gitmesi gerekecek en azından seçim çalışması sürecinde. E, i̇kincisi de Mansur Yavaş yani Mansur Yavaş. Şimdi Mansur Yavaş çok önemli CHP açısından. Zeynel Bey, bakın e, Mansur Yavaş aslında e, Ekrem İmamoğlu kadar önemli. Şu anda Mansur Yavaş'ın varlığı hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkçü milliyetçi oyları taşıyabilecek bir alan oluşturuyor. Mansur Yavaş 2014'teki seçimi de kazandı bu şehirde tepeye tepemize işte helikopterleri e, yollayarak seçimi işte verdiler Gökçe. Ye. O zaman da kazandı. Kazandı. İki seçimi kazandı ve e, hala işte e, kamuoyunda milliyetçi kamuoyunda laik milliyetçi kamuoyunda özellikle e, ağırlığı etkisi çok güçlü. Aslında bu altılı masa süreci ve Meral Akşener'in yaptıkları hem onu yıprattı hem Ekrem İmamoğlu'nu yıprattı. Bunlar benim kişisel düşüncelerim. Hı. Yani Mansur Yavaş daha çok yaptıklarıyla konuşan bir insandı. Hem onu zorladılar hem Ekrem İmamoğlu'nu zorladılar. Her ikisine de zarar verdiler. Ama Mansur Yavaş sonuçta hala Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde ilkeli bir duruş sergiliyor. Bakın. Meral Han'ın kızıyor. işte korkak davrandı diyor. Yani sonuçta bu şeyi de hani Mansur Yavaş'ı da yüceltiyor diyecekler ama partisine ihanet mi etseydi böyle bir şey olabilir miydi? Yani Ümit Özdağ da zorladı biliyorsunuz. İşte dedi ki işte adaylığını açıklamaya davet ediyoruz. Bunları yapmadı. Yani büyük bir kamuoyu baskısı, milliyetçi camiadan geldiği hareket halde durduğu yerde durdu. Bu ona aslında kendi camiasında puan kazandırdı. Bu çerçeveden bakıldığında Mansur Yavaş'ın Ankara'ya yönelik değerlendirmelerini parti dikkate almalıydı. Şimdi gayet iyi biliyorsunuz İstanbul'da aday belirlemede ekrem mam dikkate alınıyor. Hmm. Hani daha ötesinde söyleyenler var. Yani Türkiye'de Bak, de hatta Türkiye'nin evet, çeşitli yerlerinde e, de e, evet, söyleyenler e, var. Ha, şimdi söyleyenler daha ötesini söyleyenler var. Ben diyorum ki ona yani bir kanaat e, önderi mi diyelim? Yani ne diyelim? İşte kanaatine başvuruluyor. Kanaati önemseniyor. Aynı durumun eğer CHP hala Türkiye'de milliyetçi kesime yönelmek istiyorsa Mansur Yavaş üzerinden sürdürülmesi gerekir. Burada ne kadar sürdürüldü bilmiyorum. Beşikçioğlu bugün dedi ki yani sonuçta dedi Mansur başkan benim değilim. olamaz, olamaz dedi. dedi. Başımın tacı dedi. Angaralıyız ikimiz de. Bak evet. neler yaparız dedi. Evet. Tamam. Ama yansıyan haberlere baktığımızda 2-3 gündür evet. öyle olmadığını da görüyoruz. Evet. Yani Mansur Yavaş orada daha rasyonel hareket etti yani diyor ki işte orada iyi parti oyları var orada milliyetçi seçmen var bu milliyetçi seçmenin kazanmak açısından varlığı kritik çünkü eğer sizin söylediğiniz Kılıçdaroğlu'nun genel ee, seçimlerde orada daha çok oy alması söz konusu olduğuysa bunu sağlayan oradaki işte milliyetçi oylar elbette CHP yani sonuçta sosyal demokrat yerleri var Etimeskut'un muazzam evet. e, önemli bir ilçe ve benim de çok sevdiğim yakın olduğum bir ilçe ben de onun kıyısında bir yerde işte Çay yolu Alacaatlı o noktadayım Bunları. yani Çankaya ama sonuçta e, Etimeskut yanı başımız ve gayet iyi biliyorum. E, dolayısıyla hani şunu söyleyeceğim, hayırlı olsun, e, güzel güzel çalışsın, başarılı bir sonuç alsın. E, öyle o kadar kolay rahat değil. Bıçak sırtı bir yer. E, burada tabii karşı taraf da boş durmayacaktır. Ee, mutlaka Mansur Yavaş'ın burada gönülden desteğinin sağlanması da şarttır. Evet bugün herhalde <laughs> yaptığı açıklamalarla Mansur Yavaş'ın eğer varsa bir rezervi Erdal Beşikçioğlu hakkında hı hı. Belki gönlünü almıştır çünkü hı hı. asla bir sıkıntısı yok. İkimiz de Angaralıyız dedi. <laughs> İki Angaralı bu şehre çok şeyler katarız dedi. O Angara'da Tabii. çok meşhurdur. Ee, Ankaralılar, An An gerçek Ankaralılar Angara An olarak An söylerler. An <laughs> Peki hocam buradan son 6-7 dakikamız, 8 dakikamız kaldı. <laughs> Mustafa Destici'nin yaptığı açıklamayı biraz hı. konuşmak istiyorum sizinle. Peki. Çünkü o hani... E, canımızı son derece sıkan Peki. açıklamalardan birisi. Köpeklerin başıboş köpeklerin itlaf edilmesi gerektiğine yönelik evet. bir açıklama ve e, bu açıklamayı yaparken de işte biz milli, e, Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda tavır alan tek partiyiz hı diye hı. de bir övünme vesilesi hı hı. yaptı bunu e, kendisine. E, ne düşünüyorsunuz e, Mustafa Destici? E, bir İmam Hatip mezunu bildiğim kadarıyla değil mi? İki yani, Aşamada değerlendirelim. Buyurun. Elbette kendi ait olduğu içerisinde yer aldığımız e, mahalle açısından diyelim son derece acınası buluyorum. Ama onun içerisinde yer aldığı dindar muhafazakar camia e, açısından e, maalesef yani yazık denilebilecek yazıklar olsun denilebilecek bir durum olarak değerlendiriyorum. Yani İslam'ın insana bakışı ve tabiata bakışına ilişkin hem İmam Hatip mezunu hem ilahiyat mezunu bir liderin, bir parti liderinin bu kadar insan merkezci bir e, ifadeyi bu kadar rahat sergilemesi, hani e, yaradılanı severiz, yaradandan ötürü değişini bu kadar sık kullanan bir camia açısından gerçekten esef verici buluyorum, yazıklar olsun demek gerekir e, çünkü çok net biliyoruz ki e, diyor ki biz işte insanı bizim diyor işte yaşatmayı düşündüğümüz insandır diyor. Sokak köpekleri sahipsiz sokak köpekleri değildir diyor. Halbuki dini bir perspektiften bakıldığında insana düşen tam da işte o sahipsiz, çaresiz hayvanları, bitkileri, ırmakları, dağları, ovaları. Toprağa yaşatmaktır. Ama bugün zaten İslam adına, din adına kendileri bir betonlaşmanın içerisinde yer alan iktidarın parçası oldukları için hı hı. böylesi bir e, yine siyasete dönük bir tutum sergiliyorlar. Seyit Hüseyin Nasr'ı burada hatırlatmama izin verin. İran kökenli çağdaş İslam düşüncesinin en önde gelen isimlerinden birisi ve İslam'da çevreci yaklaşımın nasıl olması gerektiğine ilişkin son derece heyecan verici, son derece önemli çalışmalar, değerlendirmeler yapmış bir isim. Onun yani Kur'an'a bakarak Kur'an'da Kur'an'ın insana ve tabiata bakışına ilişkin söylediklerini dikkate aldığımızda desticinin utanması gerekir. Hı hı. E, yaprağın kıpırtısında, ırmağın akışında, hayvanın bedeninde, hayvanların bedenlerinde ve hareketlerinde Allah karşımızdadır diyen bir anlayışı vardır. Hı hı. Orada Allah'ın belirtilerini buluruz. Belirtileri, Allah'ın belirtileri karşımızdadır. O yüzden e, hiçbir şekilde bu doğa sadece insana ait değildir. İnsanın hakkı olduğu kadar köpeklerin de hakkı var, kedilerin de hakkı var, böceklerin de hakkı var. Hepsinin hakkı var. Ağaçların da hakkı var. Akbelen ormanında olan neyse, Akbelen ormanında olan neyse. Burada da olan o, o zaman şunu yazmıştım Yunus'un yine konumuzla ilgili dizesinden hareketle şol cennetin ırmakları akar, akar Allah deyu deyu, hı hı. çıkmış İslam bülbülleri hı hı. öter Allah deyu deyu. Tam da işte Hasan Hüseyin e, Seyit Hüseyin Nasr'ın söyledikleri aslında bizim kendi kültürümüzde de İslam tasavvufunda da var. Yani bülbülün ötüşünde de, ırmağın akışında da Allah'ı bulursunuz. Şimdi böyle düşünmesi gerekirken, böyle hareket etmesi gerekirken tam tersini söylüyor ve Kur'an'da olmayan eşrefi mahlukat, bu bir geleneksel ifadedir. Kur'an'da yer almayan eşrefi mahlukat anlayışıyla her şey insan içindir diyerek sokak köpeklerinin itlafından bahsediyor. Ee, hayvanı itlaf eden insanı da itlaf eder. Türcülük işte bu itlaf, hayvan itlafı. Irkçılık insan itlafı ve türcülükle ırkçılık ikiz kardeştir. O dönemde Akbele'nin için yazdığım, e, attığım başlığı burada isterseniz e, formüle edeyim. O dönemde demiştim ki e, Akbele'nin ağaçları ağlar Allah, ağlar Allah deyu deyu. Yani bu iktidar sahiplerinin, dinbaz iktidar sahiplerinin ağaç katliamı karşısında. Şimdi Destici'nin kışkırttığı hayvan katliamı sokak köpekleri bir kere sahipsiz sokak köpekleri diyorsun değil mi? Burada acınacak durumda olan, çaresiz durumda olan insan değil. Saldırıyor tamam ama kim yanlış yerde? Hayvanların yaşam alanı mı kaldı yeryüzünde? Sizin betonlaşma girişimlerinizin sonucu olarak kurtların, kuşların hepsinin soyu tükeniyor. Yaban hayvanları %5'e indi yeryüzünde. Daha ben ne söyleyeyim de ne anlatayım? Akbelenin ağaçları ağlar Allah deyu deyu nasılsa işte şimdi de sahipsiz sokak köpekleri ağlar Allah deyu deyu çünkü onların çıkardıkları seste de Allah var ee, ağaçların kesilirken çıkardığı hışırtıda da Allah var dolayısıyla e, bu İslam adına da hani biraz içeriden konuşmak istedim. Çünkü orada kendisi e, dini eğitimden geçmiş biri olduğu için e, bunları insan adına söylediğini, e, insandan daha önemli bir şey yok. Yok öyle bir şey. İnsan bir e, doğanın bir parçası. Allah'ın isimlerinden biri de muhit. <laughs> muhit hem kuşatma, kucaklama anlamı var ama hem de çevre anlamı var. Dolayısıyla o sahipsiz sokak köpeklerini itlaf ettiğin noktada Allah'ı inkar noktasında olursun. Ve işte başlığımız da bu. Manşet soracaksın. Manşeti soralım. Ha, hayvan itlaf eden, insan da itlaf eder. Ya evet, manşet güzelmiş. Hayvan da itlaf eder, insan da itlaf eder İnsanı itlaf edenler ırkçılardır. Hayvanı, Hayvanı itlaf edenler, itlaf edenler türcü. tür çünkü insan türünün dışında başka bir tür tanımıyorsun. İnsanı eşrefi mahlukat sayıyorsun. Hayır, insan eşer mahlukattır. Mahlukların en şerlisi, en kötüsü de olabilir. Eğer doğru değerlendirmekten uzaklaşırsanız, Kutsal Kitabı ya da işte din eğitimini. Benim bu söylediklerimi desticiye söyleyecek, onu tembih edecek ya da tektir edecek ilahiyatçılar da vardır bu ülkede ama seslerini duymuyoruz. Çok teşekkürler Tayfun Atay Hocam. Sağ olun. Efendim haftayı bitirdik. Her zaman olduğu gibi size iyi haftalar diliyorum. Pazar günü unutmayın 14 Ocak saat 13'te Tandağ Meydanı'nda olacağız. Merdan Yanardağ'la birlikte gelin hep beraber sahip çıkalım demokrasimize cumhuriyetimize adalete ve tabii ki Türkiye'nin geleceğine sahip çıkalım görüşmek üzere iyi hafta sonları